Yo 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 hepiniz selamlar. Ben Egecan bugün sizlerle Major'ın ilk videosuyla sizlerleyiz. Bundan sonra baya baya bir Major gelecek fakat aralarda rast yetenekli rapperlerine, haber bültenlerine ve profil incelemelerine devam edeceğiz. Mesela daha önceki Major'da da yapmıştık hatırlarsanız tam tamına şurada olacak video. Haber bülteni olarak Major hakkında konuşmuştuk, vize problemleri hakkında konuşmuştuk. Fakat bu sefer ne yazık ki hiçbir temsilcimiz kalamadı. Şimdi Major'ın bu sefer ilk kez Rio de Janeiro'da olacak ve ilk kez bildiğim kadarıyla Güney Amerika'da olacak. Ee, 1.2 250 milyon dolarlık bir price pool'u var. Bir önceki Major'a göre daha düşük ama bir önceki Major'ların daha yüksek olmasının sebebi başka bir sebebi vardı. Ee, Intel Extreme Masters olarak geçecek ve Intel Extreme Masters'ın gene doğru biliyorsam ilk kez bir Major yapışı. Bu yüzden aslında stickerları nasıl olacak, neler bekliyor bizi bunları bilemiyoruz ne yazık ki. Fakat en azından katılabilecek takımlarımız belli. Avrupa'mız, gene Amerika'mız ve gene Asya'dan takımlarımız var. Şimdi kimler katıldı, kimler katılamadı. Çok büyük sürprizler oldu bu ara Major'da takımlar açısından. Onlara bakacağız, konuşacağız, ihtimallerine bakacağız ve kim kazanır, kim ne yapar, kim ne eder onları konuşacağız. Fakat öncelikle turnuvanın kazanını yarım milyon dolara almanın dışında hem IUM Katowice 2023 hem de Blast Premier finale direkt olarak qualify'lanılıyor. Yani şurada ki Katowice turnuvasına yani 1 milyon dolarlık direkt gidiliyor. Ve burada zaten invite olarak sadece 2 tane takım var. Ve böyle bir durumda eğer FaZe veya Vitality kazanılırsa onun elediği takım beleşten gitmiş olacak. Yani aslında birinci olarak kimin gittiğini pek bir önemi yok. Eğer bu FaZe veya Vitality kazanırsa ikincinin bir önemi oluyor. Burada zaten gene Vitality ve FaZe'ın dışında Na'Vi'nin de katıldığını görüyorsunuz. Bu üçünden birisi Kazanırsa gene eledikleri birisine geçecek. Gene aynı mantık. Ki bu turnuvanın çok güzel olacağını düşünüyorum. Hem Abu Dhabi'de yapılacak. Çok büyük bir turnuva olacaktır. Ve bu tüm turnuvaların aslında en iyi kazananları Major finalinin, Blast Premier'in, Global Leader, Leaderboard'a göre bir de takımlar da gelecek. Baya bir aslında mücadeleci bir şey olacak. Buradaki en zayıf takımlardan bir tanesi aslında şu anlık Vitality gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında geri kalan her şeyimiz aynı. Katılanların devamına bakacak olursak şimdi Avrupa'dan başlayalım. Burası RMR Grup A'miz. Eternal Fire buradaydı hatırlarsınız veya hatırlamazsanız. ve hatırlamazsınız. Ve Legends'a Challenger ve Contender'la Challenger aynı status. Yine bildiğiniz üzere sistem aynı devam edecek. Hem burada Challenger Stage'imiz var. 16 takımdan 8'i çıkacak. Hem burada Legends Stage'imiz var. Burada gene e, 16 takımdan 8'i Championship Stage'e çıkacak. Ve böyle bir şekilde devam edeceğiz. Yani toplamda 24 tane takım var aslında. Çünkü Legend Stage'de otomatik olarak bekleyen doğru hatırlıyorsam 8 tane takım var. Ve Challenger Stage'den gelen 16 takımla birleşecek ve böylece de 24 sayısını elde ediyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere Aurora Gaming, Ekstaz Ekstazik gibi boş takımları saymıyorum. Hani burada tabii ki de boş sayılmayacak kesin insanlar vardır. Fakat amacımız buralar değil. Aynı şekilde Eternal Fire değil. Fakat Beklenilerlerden katılmasını beklenilerken G2 Esports yok. Monesi'yi görememek beni şahsen çok üzüyor. Hunter ve Niko ikilisini çok seven birisi olarak gene çok üzüyor. Ee, çok üzüldüğüm bir durum. Astralis bildiğiniz üzere favori takımdır. Her Major'da stickerlarını alırım, e, koleksiyon yaparım ve tutarım. Fakat Astralis'in ciddi anlamda kadrosu bence çok çok zayıf bir kadro diğerlerine baktığınız zaman. Ve Astralis ve G2 ilk kez sanırsam bir Major'da yoklar. Forse gene aslında CIS kısmının güçlü takımlarından bir tanesiydi. Ne yazık ki yoklar. Burada One Win ile B8 var. B8 var. Bunlar zaten gene bir tane CIS takımı ve aynı şekilde gene CIS takımları. Bu sefer Open Qualifier'larda Rusya'daki savaş muhabbetinden o kadar fazla CIS takımı aslında görmeyeceğiz bir nevi olarak düşünebilirsiniz. Fakat güzel takımlardan neler bekliyoruz? Team Gamer Legion. Bu kadrodan zaten daha önceden bahsetmişizdir veya başka kanallarda bahsetmiştir aynı şekilde. Kaliteli, güzel oyun oynayan ve aslında genellikle daha no name, neler beklendiğini bilmeyen bir nevi Eternal Fire veya Bad News Eagles gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde burada Bad News Eagles çıktı. Şener hatırlarsınız, Huan hatırlarsınız. Bu kadro gene geliyor ve gene ufak tefek sürprizlerle bu iki kadro gelebilir. Gamer Legion ve Bad News Eagles'tan şahsen bir beklentim var. Onun dışında burada bir tane Fnatic kadromuz var. Ben bu Fnatic kadrosunu sevmiyorum. Güçlü de bulmuyorum merak ediyorsanız. Çok bir şey beklemeyin. Nikodozla Roj ikilisi. Aslında çok iyi. Hatta Nikodos'u doğru hatırlıyorsam e, Copenhagen Flames'teydi Geçen Split. Değil mi? Aynen. Copenhagen Flames'teydi. Roj da aynı şekilde. E, Copenhagen Flames'in birkaç transferinden bir tanesi. Diğeri de zaten G2'ye gitmişti. Hooks'i. Hatırlarsınız belki de. Fnatic'in benim gözümde Nikodos'la Roj cidden iyi oynuyorlar. Fakat artık diğer oyuncuların da hani Crims dışında Crims daha takımın bir büyük bir lideri ve diğer oyuncuların aslında e, Krimz'in yönetimi altında oynanılıyor gibi düşünebilirsiniz Fnatic'i. Fakat çok yukarılara gideceklerini düşünmüyorum. Bunun dışında burada Cloud9'imiz var. Gene aynı şekilde e, Team Spirit kadrosunu kullanıyorlar. Fena bir kadro değil fakat Cloud9'in de oyunlarda aslında zorlandığını bir nevi görüyoruz. Cloud9'in her ne kadar eski Team Spirit kadrosu dünya bin birincisi olmuş olsa da HL, HLTV sıralamasında birincilere yükselmişse de artık o güçlerini görmüyorum şahsen. Ve Challenger statümüz burada bitiyor. <laughs> Legend statümüzdeki en büyük sürprizlerden bir tanesi görmüş olduğunuz üzere Team Spirit'in yeni kadrosu. Cloud9 aldı değil bu yeni kadrosu. Ee, <laughs> ve şahsen burada Farklı oyuncular, bilmediğimiz oyuncular hani Chopper'la Magic'se her türlü biliyoruz kesinlikle ama kalan oyuncuları çoğu kişi hani çok yakından takip etmeniz zaman bilmiyorsunuz. Hani buradaki Shiro, Axel, Hobbit gibi insanları bilirken buradaki Ukraynalıları, Sireni, Patsy ben en azından şahsen çok fazla bilmiyorum. Onun dışında burada uzun zaman sonra Major'a tekrardan gelen bir takımımız var. Sprout var. Zayfun'la Refresh gene doğru hatırlıyorsam Copenhagen Flame transferleri. Ve Copenhagen Flame nasıl bir takımsa gönderdikleri her kulüp coşturuyorlar. Hani bir tık Huxi'nin şansı tutmadı. O da hani G2'da fail oldu. O da ayrı bir yüzücü oldu. Hani Sprout ciddi anlamda benim turnuvadaki favorilerimden bir tanesi olacak. Özellikle hani iyi şeyler yapabileceklerini düşünüyorum Legends Status'a. Burada NIP ve Face Clan'ımız var. Face Clan'ın kadrosu klasik gene aynı. NIP'de sizlere göstermemiz gerekirse Ray Sampus, Estek, Brolan ve Alexi B olacak. Estek de gene hatırlarsanız Copenhagen Flames kadrosunda daha önceden yer almıştı. Zaten Danimarkalı ne no olayım bir isim görüyorsunuz veya ismini 3-5 hatırlıyorsanız %95 Copenhagen Flames'ten çıkıyorlar. Sizlere de durumları gösterelim. Hani kimler kimleri yendi. Burada Face Clan'ın <laughs> bu arada hastayım kusuruma bakmayın sesim baya zayıf. <laughs> Face Clan'ın yendiği maçları görüyorsunuz. Onun dışında Sprout aslında çektiği kurallar dolayısıyla daha iyi bir şekilde oynadı ama e, daha zayıf rakiplere karşı oynadığı gibi düşünebilirsiniz. Fakat kendine dikkat edilmesi gereken bir kulüp. Geri kalan durumlarda şahsen Bad News Eagles'ın rakipleri oldukça zorluydu. Eternal Fire olsun, NiP olsun, Astralis olsun, Spirit olsun, Forza olsun. Bad News Eagles'ın burada olabilmesi oldukça güzel. Team Gamer Legion için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Zorlu bir e, fix vardı. Onun dışında buradaki kalan takımlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve Eternal Fire'ı ne yazık ki göremiyoruz. Şimdi ise burada Aramar B grubundayız. Burada tabii ki de sürprizler daha az olduğu gibi düşünebilirsiniz. Burada hani bence hiç sürprizli olmayan en basit izlemesi hatta en sıkıcı olan gruplardan bir tanesi buydu. Burada So Portekiz takımıydı hatırlarsınız. Geçen sene qualifier'larda gene varlardı. Ne yazık gene eğlendiler. Şansları yoktu. Burada yeni bir tane kulübümüz var. Fantezi olarak bir Avrupa topluluğu gibi düşünebilirsiniz. Buradaki çoğu kişi belki FBLC yayınlarını falan izleyen tipler varsa hatırlıyordur, biliyordur e, ee, gene yapamadılar. Zaten yapmalarını çok beklemedik çünkü çok büyük ortlar yok. Heat var yine Eternal Fire hayranları bilir Jaxi ile Lucky var içinde. Buddy var. G2'nin eski oyuncularından veya LDLC'nin. E, ee, burada yine elenemeye elenenlerden Montre var. Yine aynı şekilde CIS'la bir Avrupa karması. E, ee, Krizden dışında, Koçları dışında başka kimseyi tanıyor musunuz bilmiyorum. Ama hani gene çıkmasını kimsenin beklemediği bir şeydi. Burada LoL sahnesinin çok büyük takımlarından bir tanesi olan Illuminar Gaming var ki Polonya takımı kendileri. LoL sahnesini genellikle sadece Polonya'da kullanırlar. Bence hani uzun zamandır görmediğim CS'deki bir orgun buralara gelmesi oldukça güzel bir durum. Çünkü benim için Illuminar Gaming her zaman LoL takımı olmuştur. K23 var. Belki hatırlarsınız geçen seneki qualifier'larda da gene vardı. Burada Team Falcons gene MBK'li Mitsuo'lu sualı bu karma kadromuz var. E, bu da Vitality'den çıkan agalar kadrosu birazcık daha burada sangalımız var. Sangal mangal oldu arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Güzellendiler bence. Hani, bence Eternal Fire'dan daha güzellendiler. Daha mücadeleci görünüyorlardı. O yüzden e, görmek üzere. Outsiders'ın sticker'ı düzelir diyorduk. E, Düzelceğini düşünmüyorum. Bununla haber edeyim. Düzeleceğini hiç düşünmüyorum ama bildiğimiz kadro gene. E, sadece şey yok artık. Kimdi? genç bir tane çocuk vardı. <laughs> Yekinder artık yok. Ha, bunu arıyordum. Bu çocuğun ismini hatırlamaya çalışırım. Yekinder artık yok kadroda. O birazcık bir eksi olacak ve bence eksikliğini hissettirdiler. Merak ediyorsunuz. Burada yine iyi kadrolardan Maos var. Hani daha genç Frozen dışında Bir e, Bimas ve Dexter dışında çok bilebileceğiniz oyuncular yok ki. Bimas zaten çok oynamıyor bildiğim kadarıyla. Hatta hiç oynadım hatırlamıyorum. Burada gene şaşırmayacağımız bir big kadrosu var. Klasik. Ee, bir kadromuz var. Vitality kadromuzu ben çok seviyorum bildiğiniz üzere. Burada hem koçun Zonik olması hem Apex, Zayvu, Dupri ve Magix'in olması benim için çok güzel bir şey. Ee, çok sevdiğim isimler var bu kadroda. O yüzden daha da bir hoşuma gidiyor. Şaşırabileceğiniz şeylerden bir tanesi bence OG. OG'nin bu kadrosuyla çok yüksekleri yapacağını düşünmüyorlardı. Ama bence Nexile ile Dexter oldukça güzel oynadığını söyleyebilirim. Ama diğerlerinin hakkını yememek lazım. Ama hani bilindik isimler. Nexa bildiğiniz üzere eee G2'da olması gerekiyor daha önceden. Yanlışsam düzeltin. Aynen G2'daydı. Oradan OG'ye geçti ve hani bence oldukça iyi gidiyor OG adına ki uzun zamandır gene ee, nasıl denilir? Mecir yapamayan bir takımda. Burada klasik kiloyumuz, sevdiğimiz tesisimiz, kedinimiz, Javi'miz, Shuju'muz, tavımız. Hani taş gibi bir kadro anlıyor, mu? anlayabiliyor musunuz? O kadar mutluyum ki kadroyu ne zaman görsem bir yüzüm gözüm açılıyor kadroyu görünce. Burada Ens ve Navi'miz var tabii ki de. Ee, burada Ensign gene daha e, farklı bir kadrodan geldiğini görüyorsunuz. Snabi ve Valde zaten bildiğiniz oyunculardır. Ama Diçamaden ve San Puyus, Payus e, daha bilinmedik oyuncular ve İspanyol olarak çok fazla veya Portekiz, Portekizli mi? Montenegrolu. Hatta Montenegrolu ilk oyuncu olabilir. E, burası neresi oluyor? İngilizce olarak biliyorum ama hemen Türkçesine bakalım. Kara Karadağ diye geçiyor olabilir. Karadağ diye geçiyormuş aynen. Burada klasik zaten simple'ımız var. Ee, çok fazla konuşmaya gerek yok. <laughs> Bu kadro hakkında. Şimdi bence Navi'nin bir nevi 3-0 yapmasının en büyük özelliği kolay bir fikstürdü. Navi için bence kolay bir fikstürdü. Heroic gibi, OG gibi, Vitality gibi takımlara denk gelmedi. Ha merak ediyorsunuz Maus da oldukça büyük bir takım. Outsiders da büyük bir takım ama oynadıkları oyunların yanına baktığınız zaman o kadar da büyük olduğunu düşünmüyorsunuz. Ha üzüldüğüm tek şey burada dediğim gibi tamamen Sangala oldu. E, Mağaza karşı bir map aldılar ve ondan sonra ne yazık ki olmadı. Mouz'un burada olmasındansa Sangal'ın burada olmasını şahsen isterdim. Ama onun dışına baktığımız zaman hani çıkan takımların e, fiksürlerine baktıklarımız ama bazı fiksürler oldukça zor mesela. Bence Begin fiksürü oldukça zor bir fiksürmüş. E, merak ediyorsanız. Öte yandan Heroin fiksürü de bir o kadar daha onların seviyesine daha layık kolaymış ama Outsiders oyunu izlemedim bir videodan sonra bakacağım. Dikkatimi çekti. Acaba neler olmuş oyunda? Bir merak etmedim değil virajda neler olmuş. Onun dışında burada Amerikan Aramarı'na geçiyoruz. Amerikan Aramarı'nda aslında gene beklemediğimiz takımlardan hiçbirisi gelmemezlik yapmadı. Hatta bekleme gelmesini beklemediğiniz birkaç takım geldi. Infinity Esports Latin Amerikan takımı burada olmaları bile çok büyük bir şey ben bence özür dilerim. Burada olmaları bile çok büyük bir şey. Kolombiyalı oyuncuları göstermek hani farklı ülkenin oyuncularını göstermek çok iyi bir şey. Artık iyi, spor ne yazık ki kadrodaki hiç kimseyi tanımıyorum ama Brezilya CSS'in iyi bir planda olduğunu düşünürsek kötü değil. O plano var gene e, King V dışında bu daha önceden Instade diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam e, aynen Instade'i MIBR yapmış ondan sonra. Bu arkadaşı hatırlıyorum bu arkadaş iyi bir oyuncuydu ama demek ki onun da dönemi yavaş yavaş geçiyor. <laughs> burada üzüleceklerinizden bir tanesi MIBR olabilir ama Henvan dışında. Burada kimseyi tanıdığınızı düşünmüyorum çünkü ben de çok tanımıyorum. Belki koç olan biti tanıyor bilirsiniz. Ee, Losavan vardı. Gene burada aslında Peru mu burası? Guatemala'ymış. Peru, Cuba, Arjantin gibi ülkeleri aslında temsil etmeleri çok güzel bir şey. Ama artık seviye her ne kadar düşük olarak saysak da insanlar oynayabiliyor arkadaşlar. Hani artık sağ soldaki regionlar bile gelişti. Bu ATK etik, hatırlarsanız normalde her zaman ya Asya'dan giriyorlardı ya da Avrupa'dan giriyorlardı. Bunlar Güney Amerika takımı. Fakat bu sefer zekice bir şey yapıp daha fazla yükselme ihtimalini artırmak adına NA'dan girdiler. Olmadı ama çok zekice bir şey. Hatta bir bakalım ben çünkü bu takımı hatırlıyorum. Evet South African görmüş olduğunuz üzere. Ve hani çok mantıklıydı. Sonradan lokasyonu Meksika yapmışlar ve bence çok zekice bir sistem. Çünkü yüksek ihtimalle Avrupa'da bu sezon çok bir şey yapamazdı ATK. Ve mantıklı bir şey yapmışlar. Çıkamamışlar ama olur o kadar yani. Isuru Suhar full Arjantin kadrosu geçen sene varlardı. Burada önemli kadrolar var mı diye bakıyorum hızlı hızlı. E, çünkü Amerika sahnesini çok takip etmiyorum. Bir Paying Gaming'in e, yatırdığı paraya verdiği hizmetlerden sonrasında çıkamamasını üzülebilirsiniz. Bir de aynı şekilde Complexity'nin de. Çünkü burada floppy, grim tarzında oyuncular var ama hani çok büyük kadrolar değil. Şimdi gelmesi. sevinin bir takım var. Zero Zero Nation. En sonunda geldi. İki sezondur zorluyor, zorluyor. Taco Colter'a zorluyor, zorluyor. Olmuyor, olmuyor. En sonunda geldiler. Alacaklar sticker'larını. Ki bu sticker bence çok pahalı olacağını düşünüyorum. Çünkü simsiyah. Böyle çok aptal bir şeye benziyor logosu. Bu arada bu logo hani kalp şeklinde tasarlandı ama sıfır sıfır olarak tasarlandı. Çünkü Norveç'te bir tane takımları var bunların. Oradan biliyordum. Sonra slotu falan sattılar da boş muhabbet. Ondan sonra Imperial var. Bizi üzen Imperial. Ne zaman bunun üstüne pikemlere koysak her zaman batıran imperyalımız var. E, Furya'mız var. Furya bu sefer düşük yaptı. Ve hani bence Furya'nın daha yüksekte yapmasını bekliyordum. Merak ediyorsanız. Ama burada beklemediğimiz birkaç tane performans geldi. Bir 9 0 3'ü yedikten sonra herhalde bir kendilerine gelmiş olacaklardır ki 2 benim kanki oldum Evil Genius'tan. Bilirsin hani anlatmış mıyımdır belki de bilmiyorum. Bootcamp alanında Sırbistan'da Sörki olsun, Nilan olsun, Breeze Otomatik kadro olsun. Bunlarla tanışma fırsatı yakaladık. Ve hani adamlar ee, çok istekli ve çok nasıl diyeyim böyle bir şeyler başarmak aç bir kadro. Breeze ve Otomatik dışının da ayrı tutacağım onları. Onlar genellikle ben parama bakıyorum kardeşim kafasındalar ama Diğer bu üçlü ciddi anlamda kasan ve iyi oyuncular. Şahsi fikrimi merak ediyorsanız birebir tanıştığım için söylüyorum. Aynı şekilde koçları da çok tatlı bir adam ve çok mutlu oldum şahsen gördüğüm zaman. Ve hani Sorkun'un beni AWP Lego mapinde güzelce yendiğini düşünürsek bence hak etmiştir da aynı zamanda. Bir elimize verler orada. Şaşırmadığımız fikirlerden bir tanesi burada dümdüz Team Liquid'ti. Yekindar transferi e cuk oturdu. Ben OC'nin performansını hala daha beğenmiyorum ama bu benim kendi kişisel görüşüm ama Yekinder transferi cidden mükemmeldi. Ve vize işlerini falan çözebildikleri için de çok iyi oldu. Team Liquid'in merak ediyorsanız bence Fixer'ı zorluydu. Complexity ve MIBR bence zorlu rakipler. Evil Juniors da Furia ve Nine yenmesi bence oldukça iyi. Burada görmüş olduğunuz üzere hani Nine nin de kaybettiği tek takım ciddi ciddi şey. Ee, Evil Genius ve 1-2 bitti bu seri de Bu seriyi izlemiştim ve Nine cidden oynadığı CS'yi çok fazla arttırdığını düşünüyorum. Zero Zero Nation gene durumu iyiydi. Furya bence kolay rakiplere karşı oynadı. Hani e, ama ben gene burada olduğu olmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Şimdi buradaki kalan takımlar hakkında konuşacak olursak Complexity Gaming çıkamadı demiştik. Ben mi yanlış biliyorum? Evet çıkamadı. Burada yanlış gözüküyor sadece. Burada altıda gözükmemesi gerekiyor kendisinin. Doğru biliyormuşuz. Çıkamamış Complexity Gaming. Eğer çıkmışsa e, Tiebreaker oynanmış. Bir dakika bir bakalım. Yanlış bilgi vermeyelim kimse. Evet evet. 6. place maçı oynamış. Hatta 8'den girmiş Imperial. Hem Pain'i yenmiş hem Complexity yenmiş. Tamam okey. Complexity yok evet arkadaşlar. Imperial var burada. Buradaki şey. E, Complexity ve Pain Gaming burada yanlış olmuş. Tiebreak'ler oynanmış yani. Buradaki sistem bir tık yanlış gösteriyor. Olur öyle. Hani Imperial'ın oynadığı oyunlara bakacaksak bence gene zorlu bir fiksör ama bir tık da şanslılarmış diye düşünebilirsiniz. Ha ama burada söyleyeyim ciddi anlamda NA'deki Evil Geniuses ve Liquid'deki şansı yüksek görüyorum. Ve de bu sefer 0-3 yapacağını düşünmüyorum. Furia bu sefer Team Liquid ve Evil Geniuses daha adam olacaklar diye düşünüyorum. Klasik Asya Pasifik arem var. Kimsenin umursamadı. Uzun zamandır olmayan Greyhound Gaming var. IHC Esports gene geldi. Rare Atom'la da tanıştım. Çinliler İngilizce bilmiyor arkadaşlar. Çok tanışılacak tipler değiller. İyi ki de çıkamadılar. Belki buradaki Adventli ve Kaze'yi önceki şey kadrolarını hatırlarsanız. neydi? Taylu kadrolarını hatırlarsanız. Güzel oyunculardı kendileri. Fakat o kadar oluyor. Onun dışında burada Middle East Ring Qualifier'dan Facecrack geldi. Facecrack da Forza'daydı daha önceden hatırlarsanız. Bu Dow Costa neredeydi? Bir bakalım hemen ufak bir spoiler alacağım. Hah, Team Spirit'deydi. Hatırladığımız bir takım daha olduğunu biliyorum kendisinin. Fakat unuttum. Greyhound Gaming'de yine Siko Mot var, Ince var, Liaz var. Yine bu kadro tutmuş. Liaz hatta Renegades'den gelmişti sanırsam. IHC gene yine birebir aynı kadroyu yapıyor. Moğolistanlı temsilcileri. Tekno 4K iyi bir oyuncuydu. Kabala da hatırlıyorum en azından isimsel olarak. şaşırdığım oyuncular değil şahsen gelmedi. Greyhound'lı IHC'yi bekliyorduk. gene Asya Qualifier'ından. merak ediyorsanız Asi Qualifier'ına özel olarak geleceğim. Talu yoktu arkadaşlar. Hani Taylo direkt yoktu. Onu hatırlatayım. Hani belki merak edenler vardır. Taylo stickerları çok iyi kar ettiriyor. Neredeler diye düşünenler varsa ne yazık ki yoktu. Katıldılar mı katılmadılar mı bilmiyorum. Fakat olmadıklarını hatırlıyorum bildiğim kadarıyla. Katılmamışlardı yüksek ihtimalle. Tyloo'da vardır bir olaylar. Çok önemliyse bir sonraki videoda bakarız. Ama Major için basitçe anlatımımız bu. Ee, şunu da söyleyeyim. Yüksek ihtimalle Major'ın biletleri ve stickerları e, tam Major kaçına başlıyor? Bir düzgünce bakalım. 31'inde başlıyor bu oyun ve 13'üne kadar devam edecek sonraki Yani 31 Ekim'de başlayacak ve Kasım 13'e kadar devam edecek. Ve ben de şahsen 31 Ekim'in hangi güne geldiğini söyleyeyim. Pazartesi gelecektir. Ve ben de Perşembe veya Cuma günü yani 27, 28 veya 26 gibi diyelim hatta biletin oyuna yükleneceğini düşünüyorum. Operasyonundan falan önce yükleneceğini düşünüyorum. Ve 10-15 dolar civarında bir para da olacak. Yani e, 250 lira falan civarı olacağını düşünüyorum yaklaşık olarak. Benim şahsi fikrim. 275 liradan falan çıkma ihtimali bayağı yüksek olduğunu düşünüyorum diyebiliriz. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.